Özel Hocam buyurun. Estağfurullah. Şimdi şöyle ee, biz neyi biliyoruz? Kandil'deki terör yapılanması gerek İran gerek bu aşağı doğru sınırlarda köylere de yerleşir. Hmm. Bakın milis dediğimiz gündüz normal sivil hayat yaşayıp hı hı. gece eyleme katılandır. Şimdi hmm. şundan yine biraz eminim. Şu Şey doğru o Amerikalılarla beraber ortak tatbikat doğru. Tamam. Fakat ee, Şundan yana son derece emin olarak söylüyorum. Bu hattan şu hatta geçişi tespit edilmeden yapmaları imkansız. Nasıl yani hocam? Eğer buradan buraya terör örgütü militan kaydırıyorsa yani üçerli beşerli gruplarla falan giderken bu muhakkak Türkiye'nin dikkatini çeker ve yakalar. Bu, bu çok uzun bir mesafe. Hmm. Şimdi e, bölgede hatırla o cumartesi verdiğimiz ikinci şehitlerin olduğu hı. saldırıda ne dedik? Çok yakın bir meskun mahal. Şimdi yani yerleşim birimi var çok yakın. Çok yakın yerleşim biriminin içine mağaradan oradan buradan çıkıp normal köylü gibi girdi ve meteorolojik şartları beklediyse. Bakın şimdi üst bölgeleri her gün aynı yere üst kurmayabiliriz de. Yani şöyle Üssü, ana üssü korumak için pusu atarlar bizim birliklerimiz. Hep de aynı yere pusu atılmaz. Değişik noktalar atılır. Burada iki tane sonuç çıkıyor ortaya. Bunlardan bir tanesi şu. Ee, dışarıdaki meteorolojik şartlar ve kar yağışından dolayı ana üssü korumak için tamam e, dışarıda bir pusu yoktu. Hı hı. Çünkü göz gözü görmüyor. Hı hı. Ha Burada görmemiz gereken şey şu. Peki ana üssün koordinatları kim tarafından verildi sorusu sorulur. Yani... PKK'ya kara kar soğuktan koruyan kıyafet değil daha öte bir şeyden bahsediyoruz. Hmm. O öte şeyin adı özellikle koordinatlar. Çünkü bakın ne diyoruz? Bizim ama o Irk... termal kameralar falan da şaşırttı yani hocam. Evet ama şimdi Irak'ın kuzeyinde yüzden fazla üssümüz var diyoruz. Hmm. Bu üslerin yerini Türk Silahlı Kuvvetlerinden başka kimsenin bilmesine olanak yok. Hmm. Yok. Ama Terör örgütü eğer bir ana üsse veya üssün hemen yakın çevresindeki e, hani timlerin geçici pusu attığı noktalardan bir tanesine mi e, saldırdı onu bilmiyoruz. Geçici mi kalıcı mı o henüz e, bilinmiyor. Yani bunu bizim bilmemize de yani mantığı gereği şundan yana hı hı. E, gerek yok. Buradaki temel hikaye şu e, çatışma anında zaten şöyledir o ilk işte el bombasıyla vesaireyle geldiği zaman e, şehitler verilir ama ana üs olma ihtimali şundan yana artıyor çünkü hemen bir karşı ateş ve çatışma var hatırla yayından önce böyle bir bilgi var bölgeden çatışma haberi Doğru. geliyor diye yani Hı -hı. demek ki anında bir sıcak temas ve cevap verilmiş ama ilk anda e, bizim şehitlerimiz olmuş gibi bir tablo çıkıyor ortaya. ama Hı. söylediğim e, özü itibarıyla bu bölgedeki dağlık yapı seni Hatay'a hemen bir döndüreyim seni. Hı hı. Hatırla 8. Komando Tugay'ı. Hı hı. Onlar da Irak'ın kuzeyinden gelmişlerdi. Hı. Yani buradaki mağara sayısı, coğrafyanın yarattığı mağara sayısı şu geride yani üstlerin olduğu bölgenin gerisinde yoktur. Ama sağa solu ve yerleşim birimi yakınlarına milis şeklinde gelenler, varsa ve e, koordinatlar verildiyse... Hocam şehit e, sayısı ne yazık ki arttı. İl Savunma 8. Bakanlığı'ndan e, 1-6 e, zannediyorum değil mi? Şimdi evet. okuyacağım. Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı şehit sayısı ne yazık ki yükseldi. Şu anda 6 oldu, oldu ama hala 2 ağır yaralı var. 2 ağır daha var. Evet iki Yani daha şöyle daha şimdi burada arayacağımız şey şeffaflıksa nasıl geldi açıklama? 5 ee, şehidimiz, 3'ü e, Üç ağır, 8 yaralımız var şeklinde geldi ilk açıklama. Şimdi... E, Geçen olayda konuştuğumuz şehit sayısı saklanıyor, saklanmıyor hikayesini de hatırlatmak için hı hı. söylüyorum bunu. Yani ağır yaralılarımız varsa, şimdi bir tanesi şehit olmuş, Şu iki ağır yaralımız daha var. Ee, bunu Atma şunu... ihtimali var demek istiyorsunuz. Evet, yani. bu, ayrıca şunu da anlatmaya çalışıyorum. Ee, sonuçta burada şeffaf olunmak zorunda. Hı hı. Türk ordusu Türk milletinin bağrından çıkmıştır. Dolayısıyla Türk milletine bu anlamda doğru bilgi verir. Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından. Hmm. Ha, buradaki temel şey şu. Ee, terörün e, bitme noktasına geldiği yerde o son çırpınış olacaktır. Ya Şöyle düşün. Covid'de bitmeden önceki gece en çok öksürürsün ve en çok ateşi yaptın. Niye? Her hastalıkta öyledir. Bitmeden önce son bir direniş görürsün. Türkiye sınırlarından çıkarttığını... Irak'ın kuzeyinde de belirli bir noktaya getirdin. Şimdi Bağdat'ta bir anlaşma yaptığın takdirde iki türlü sıkışacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla da yapacaklar. Yani bu saldırı girişiminde bu alçaklığa devam etmeye çabalayacaklar. Her gün bunlar fırsat kollarlar. Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki e, emniyet özel harekattan da birimler var. Gereğini yaparlar. Ama puslu havada işte bir kere kaçtığı zaman maalesef şehit haberlerini konuşuyoruz. Ama şunu bilmek lazım. Türkiye Irak'ta da Suriye'de de alanda olduğu her yerde 7-24 operasyonuna devam ediyor. Yani bu e, biz üst bölgesinde durup saldırıyı açık şekilde gelsinler diye beklemiyor Türkiye. Bunu da söylemekte fayda var. Yani o alan muhakkak her zaman kontrol ediliyor. Bak ne kadar süredir sürüyor bu harekat? 2019'dan beri. Peki, geçen hafta ne bulundu? Bir mağarada inanılmaz bir Silahlar cephanelik bulundu. Silahlar bulundu, tabii tabii. Şimdi, oradaki mağara sayısı binlerle ifade ediliyor. Az buz bir şey tabii, değil. Tabii. Her ma Mağaraya böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Hocam, geçen de hatırlattım ya size programda. Askerimiz dedi, bir mağaraya girdi, 45 dakika sürdü gezmemiz mağaranın içini dedi. Şöyle yapılır, yani e, askerin... E, can güvenliği için öncelikle mağaranın içine drone uçurulur. Hmm. Yani şimdi drone sokuluyor. Önce. Drone sokuluyor önce bakılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oradaki her birliğin yanında hiltiler de var. Niye? Hı hı. Mümkün olduğu kadar meseleyi sorunsuz hiçbir askerin bunu dahi kanamadan çözmek için. Ya bir mağarayı bulduk hadi içine elini konu sallayarak girdiğim bir şey değil orası. Hı. Orada bir başka coğrafyada bir başka mücadele var. Hı hı. Ee, söylediğim gibi biz iyi dilek, dua, bütün bunları yapıyoruz. Ama hepimize düşen sorumluluk, hı hı. E, bunun terörün son çırpınışları olduğunun farkında olmak ve bu bilinci yaymak. Hı hı. Ha, tabii. Ve şunu, yaptığımız sınır ötesi mücadele. Bununla. Şunu da görmek lazım. Şimdi Amerika bir sürede terör örgütünün, Irak'taki kapasitesini artırmaya çalışıyor. Özellikle Kayabe, Bafıl Talabani ile burada Şahin Abdo dedikleri teröristi bir araya getirerek orada bir kapasite artırımına gitmeye çalışıyor. Ve şu bizim karşımızda bir PKK terör örgütü değil, maalesef Amerika var. Yani bütçesinden PKK-YPG'ye yılda 200 milyon dolar veriyor. Binlerce tır silah veriyor, eğitiyor ve CENTCOM adı altında onların tatbikatlarına geliyor. Bunlar katılıyorlar. O nedenle bu mücadele yani 3-5 çapulcuyla yapılan bir mücadele değil. Dünyanın en büyük süper gücünün desteklediği, arkasında olduğu bir terör örgütüyle yapılan bir mücadele. Amerika ile yapılan bir mücadele. O nedenle bu mücadelede Elbette ki yüreğimizi yakacak bir takım şeyler oluyor ama bizim orada kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü bakın Türkiye terörü kendi sınırları dışında karşılama ve kaynağında yok etme konsepti karşısında Suriye'de oluşturmak istedikleri bir PKK koridor devletini yani Irak'tan başlayıp Akdeniz'e uzanacak o oluşumu kırdı, yok etti, ortadan kaldırdı şimdi Irak'a yüklenmeye başladılar. Ben bunun son zamanlarda Irak'taki bu hareketlenmenin Türkiye'nin Gazze konusundaki duruşundan da çok bağımsız olduğunu da düşünmüyorum. Biz Gazze'de İsrail'in katliamlarına karşı durdukça onlar buradan terör örgütünü harekete geçirdiler. Yani sisli kar yağdı bir gece havada işte bu hava şartlarını, bu koordinatlarını örgüte verip Yönlendirenler, Suriye'den alıp Irak'a getirip <laughs> operasyon yaptıranlar kimler? Niye yaptırıyorlar? Bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler evet. değil. Arkadaki ABD ve İsrail elini e, vurguluyorsunuz. Evet. Aslında. Yani evet. biz burada Bunlar... Amerika'yla <laughs> savaşıyoruz. Sadece terör örgütüyle değil. Evet. Bunun bilinmesi lazım. Bu arada geçenki operasyonda çok sayıda Özay Hocam da hatırlattı ya silahlar bulundu, cephanelikler bulundu, mağaralar e, kapatıldı. İnanılmaz büyük, geniş, çetrefilli mağaralar var İran kuzeyinde. Milli Savunma Bakanlığı e, ve MIT Ortak bir operasyon yürütüyor bölgede. Zaten adı da var, Pençe Kilit Harekatı diyoruz. Evet, bu harekat kapsamında zaten bu zaman zaman lokal operasyonlar, zaman zaman mitin nokta operasyonları devam ediyor. Adı ama Pençe Kilit Harekatı. Havadan, karadan ve sağ ajanlarıyla beraber yoğun bir şekilde bu harekat zaten yürütülüyor. Şimdi İran kuzeyinde, evet şehitlerimizin geldiği o bölgede. Ee, operasyon zaten hiçbir zaman durmamıştı ama zaten neye dikkat ediyoruz? Normalde bölgede ABD e, varlığı olmasa bu PKK burada zaten barınamaz. Bu silahlar işte. neler? Yani, bu silahlar Suriye Suriye'de mi? Amerikan tırlarıyla verilen silahlar. silahlar Tabii. Mağaralardan çıkartılan silahlar. Hepsi de sıfır. Mitin operasyonuyla çıkartılan silahlar. Eski arşiv bir görüntüden bahsetmiyoruz. İki hafta önce bulundu bu silahlar. İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde. Bunlar ne yapımı bu silahlar? Eray Hocam, bu görüntüler iki hafta önce gelen işte. Tabii. Şimdi mevsim şartları ne kadar zor olursa olsun. Bakın operasyon devam ediyor. Mağaralar bulunuyor. Mağaralar tespit ediliyor ve bu mühimmat depoları, mağaralara sak, e, e, koyulan e, silahlar, mühimmatlar işte iki hafta önce yakalananlar bunlar, ele geçirilenler. Milli Savunma Bakanlığı böyle bir sergi oluşturdu, görüntüleri paylaştı. Zannediyorum yanlış olmasın, binden fazla mıydı tam Dört rakam? Bin. Kaçtı Dört hocam? Bin. Dört bin. Dört bin, Dört bin, bin. miydi? Dört Bakın her bir sırada yaklaşık bin tane kaleçlik Galiba tek bir mağarada bin tane bulunmuştu. Tek bir mağara, yani şöyle... Bir büyük şey bulundu. 4000 silah çıktı diye geldi şey. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Yani ortalama bunun yarım milyon dolar falan. Yani eee ya, ya. Irak silah pazarında hı hı. ki şeyi bu terör örgütünün ulaşabildiği silah sayısı önemli. Bakın bir de şöyle bu yapı, bu silahların çoğu Rus yapımı. Evet. Ee, oradaki kanasta var. Bixi değil mi o? Bixi galiba. Bixi Kalashnikov <laughs> da vardı galiba. Evet evet. Şöyle var bazı telerde şehitlerimizin isimleriyle ilgili şeyler dolaşıyormuş. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bir uyarısı var. Ya Arzu yok edersen... artık ya ayıptır ya. Evet. Ben okudum. Ya gerçekten ayıptır. Okun. Yok oku Abdülkadir abi de. Şöyle, Yapmayın ya. Yani bot hesaplarda kullanılarak birçok sosyal medya hesabından 12 Ocak 2024 yani bugün şehit olan kahraman askerlerimizin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen Dezenformasyon faaliyeti tespit edilmiştir. Bu hesaplardan askerlerimizin isimleri iddiasıyla birebir aynı paylaşımlar yapıldığı belirlenmiştir. Şehit olan askerlerimizin isimleri iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör Valla örgütlerinin nasıl manipülasyonlarını ya. yaymamaya dikkat ediniz. bu bot Resmi hesaplar, kaynaklar dışında zeka. açıklamalara itibar etmeyin. İnternet tam bir pislik yuvası yani. oldu gerçekten. Yani şehitlerimiz var, yüreğimiz Kesinlikle yanıyor. Ya. Bu insanların aileleri şu ya anda ocaklarına ateş düştü şehitlerimizin... ya. Yani, tekrar bir daha bunları yayınlamanın ne şeyi var? Bunlar tamamen bir karşı o aileleri, o şehit ailelerini bir kez daha üzmekten bir başka bir kez daha üzmekten başka ikinci kere ne iş Ama bunların ben çok ama yani bunları yayınlayanların aslında düşünmüyorum. Bir beşinci tabii kol insan. faaliyeti, casusluk faaliyeti. Tabii ama bunları yayınlayanların sizin gibi benim gibi buradaki arkadaşlar gibi bir duyguları yok. Evet. Dolayısıyla Doğru. onlara karşı tedbirli olmak lazım. Aynen. Bunların açacağı tahribatın önüne geçebilmek için ana akım medyada, bu tür programlarda, başka yerde ona göre bir konsept evet. geliştirmek lazım. Yani ilk sosyal medya çıkarken biliyorsunuz bu şekilde çıkmadı. Önce internet yoluyla. Evet. Evet. Ömer e, Çelik'in tweetini oldu. bir verelim mi arkadaşlar? Evet. Ee, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var. Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle Cumhurbaşkanımızın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir, Açıklamasını yaptı Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik. Bu pazar biliyorsunuz bazı büyük şehir ve geri kalan illerin adayları büyük şehir ilan edildi. Evet belediyelerinin ve bazı illerin adaylarının açıklanması söz konusuydu. Tören düzenlenecekti Ankara'da o tören o program iptal edilmiş. Ömer Çelik bu açıklamayı duyurdu. Bu arada İyi Parti'nin de bir kampı vardı. İyi Parti kampını iptal etti. O da etmiş. iptal etti. Evet peş peşe tabi bazı programların iptal edildiğine dair haberler Özgür geliyor. Özgür Özel de Manisa'daki aday tanıtımını iptal etmiş. O da MHK'yı toplantıya çağırmış. O Ankara'ya. İşte bak. beklediğimiz şeyler bunlar ya. Müsaade eder misin? Evet, bak şey. Yani beklediğimiz şey işte bunlar ya. Siyasilerin artık böyle sorumlu, aklı başında davranması, <laughs> ülkemizin hissettikleriyle hislenmeleri ya. İstediğimiz bu. Yani mecliste ortak bildiri yayınlanırken o ruhu korumak lazım. Evet. Birliği bütünlüğü sürdürmek lazım. Ayrı bildiri yapmak falan gibi terör örgütünün Hoşuna gidecek tek şeylerden uzak lazım. durmak Tek, yumruk, tek var. Ya Bu konuda tek yürek olmadıktan evet. sonra başka evet. hangi konu evet. olacak? Şehitlerimiz. <laughs> Şehitlerimiz var. Bayrağımız. Vatan var ve onun arkasında kutsalımız. şehitlerin yetimleri var. Elbette. Yani bu konuda bir ve beraber olmayacağız. Bu işin iktidarı, evet. muhalefeti, AK Partisi, CHP'si, MHP'si, İYİ Partisi yok. Yok tabii tek ki. Tek bir vatanımız var ve şehitler hepimizin şehitleri. Evet. Yani hep beraber ortak tepki göstermek lazım. Bir olmamız lazım. Ee, bunu da bir kez daha hatırlatmış istiyorum. E biz de bakın yani. bu şehitler dolayısıyla akşam Hı -hı. başlarken gündemimiz farklıydı. Evet. Tahtaya her bir şeyleri yazdınız. Hayat Ama işte şehit öyle haberi yani. gelir evet, gelmez konu tamam. değişti. Tabii. Yani bu e, tabi e, duyarlılıkla ilgilidir. Hı -hı. Yani e, geleceği Hı -hı. görmekle ilgilidir. Geçmişe bakıp geçmişe göre geleceği çözemeyiz. ancak geçmişin tecrübelerinden yaralanıp gelecek için yeni bir konsept inşa edebiliriz. Çok çetin bir savaşla karşı karşıyayız. ya yani burası Orta Doğu, Hı. yanımızdaki iki devlet hani, AB savaş halinde kaşımaya taş, çalışıyor. Yani bak İran yani çok büyük, büyük bir. Abdülkadir, bir, Abdülkadir aynen sonra. öyle. Yani komşumuz İran'da yaşanan patlamaları. Evet. Lübnan'da yaşananları. Bunlar hiçbirisinden bağımsız olan şeyler değil Yani bu coğrafyada ya ne oldu hani sıfır şey vardı. Ya senin sınır komşun bir komşun Amerika. Hmm. Bir komşun hmm. Rusya ve daha ile PKK'sıyla bir toprak kazanmışlar bu bölgede. Ve sen bunlarla mücadele ediyorsun. Eğer burada Türk devleti güçlü bir devlet olmasaydı hmm. Suriye'den beter yapacaklar 15 Temmuz hain darbe girişimi neydi? Bunun için yapılmıştı. Sınırlardan 15 Temmuz'da Fulya, sınırlardan askerlerimizi çekmişlerdi. Evet, o gece Sınırlardan çektiler. askerlerimizi çekmişlerdi. Evet. Bu ne demekti biliyor musun? Eğer bu darbe burada başarılı olsaydı Irak-Suriye sınırından PKK içeri girecekti. Askerlerimizi çekmişlerdi. Yani böyle bir mücadelenin içindeyiz. Bu kolay Neler değil. Yaşadık. Fulya daha karmaşığını söyleyeyim sana. İran Cumhurbaşkanı o terör saldırılarının ardından açıklama evet. yaptı. Dedi ki Hacı Kasım dedi Kasım Süleymani için. Bu bölgede dedi ikinci siyonist devletin kurulmasını engelledi. Şimdi ikinci siyonist devlet meselesi bizim bildiğimiz bir meseledir. Nereden bildiğimiz bir meseledir? Aslında kastettiği şey bir terör devleti, bir Kürt devletinin kurulması hikayesi. Şimdi bunu terör örgütünün başı İmralı'daki o 8 aylık ifade alma sürecinde o da söyledi bunu. Hatta Türkiye ile Türkiye ile birlikte yardım edelim vesaire falan filan dediği e, yazar şeylerde. Hani o dönem Türkçü ya yani Türkiye'ye yardım etmeye hevesi gözükmesiyle alakalı. Şimdi İran Cumhurbaşkanı ne diyor? İkinci e, Yahudi devletini, Siyonist devlete engelledik diyor. Peki Türkiye ile okuması aynı mı İran'ın aynı? Amerika Birleşik Devletleri bölgede böyle bir şey yapmaya çalışıyor. O da dedi ki Deaş'ı İsrail kurdu diyor. O şekilde devam ediyor. Peki soru şu. O zaman niye Süleymaniye'de terör örgütüyle İran gizli servisi buluşuyor? Neden? Terör örgütünün üyeleri İran'ın Urumiye şehrinde hastanelerde tedavi ediliyor. Cemil Bayık mesela neden İran'la çok yakın ilişki içinde? Neden? Ya madem okumanız bu. Madem Türkiye ile aynı paralelde okuyorsunuz. Ben de biraz önce sana itiraz edecektim ama bu noktaya geleceğini düşünememiştim doğrusu. Çünkü İran bu konuda tutarlı değil ki. Aynen öyle. PKK'yı destekleyen ülkelerden birisi. Bak duruşmanın ilk günü. Terör örgütü liderinin İmralı'da yargılandığı duruşmanın ilk günü. İfadede İran'da kamplarımızda da vardı, hastanelerimiz de vardı. Bunun hepsi söylendi mi? Söylendi. İfade orada duruyor mu? Duruyor. Şimdi peki hem Amerika bölgede bir Kürt devleti kurmak istiyor diyeceksin. Bununla yok, mücadele yok. etmen gerektiğini söyleyeceksin. Hem de ondan sonra Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütüne destek vereceksin. Coğrafya kaderdir'in aslında tam özeti budur. Yani maalesef bu. Bir iki dakika reklama gideceğiz.